Merhabalar güzellerim, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz hayatım. Sonunda bu kadın kışlık kıyafetleri çıkardı ve de rahatladı benimkiler. Evet, dün akşam başladım biliyor musunuz bu olaya? Akşam güzelce bütün kışlık kıyafetleri bazanın altından çıkardım, kenarı koydum. Ondan sonra yazlık kıyafetleri huşladım, bazanın altına gönderdim. Sonra işi bıraktım çünkü saat bayağı bir geç olmuştu. Dedim sabaha devam ederim. Allah'ın izniyle sabah kalktığımda da hemen güzelce dolabı sildim, kışlıkları yerleştirdim ve değişim bitti. Evet, şöyle sizlere bir göstereyim tekrar, ondan sonra da hal hatır sorayım. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız şükürler olsun Allah'a, bizler de çok çok iyiyiz. Hele ben iki katı iyiyim benimkiler. Neden? Burayı hallettim. Kafam rahatladı ya ondan. Bilirsiniz böyle işler hem yorucu hem oyalayıcı oluyor. Allah'tan senede iki kere tekrar var. Ya fazla değil. Ama Allah'ın izniyle bitti. Bitti güzellerim. Ama bu kadının işi bitmedi. Şimdi aşağı ineceğiz. Erkenden yemeğimi yapacağım. Şöyle güzel kıymalı bir biber dolması yapayım. Yemeğim hazır, kenarda beklesin. Yemeği yapar yapmaz da ya Eresta AVM ya da Özdilek AVM'ye gideceğim. Bugün kardeşimin doğum günü. Ona bir hediye alayım diyorum. Ortanca kardeşimin yalnız. Berri'nin değil, Berri'ni birçoğunuz biliyorsunuz. Ortanca kardeşim Belgin'in doğum günü. Onun için hediye alacağım. Şimdi uzun zamandan beri Belgin videolarda görünmüyordu. Şimdi eski takipçiler bilir. Belgin'i tanırlar, ailesini falan, çoluğunu, çocuğunu, eşini. Ama yeni takipçiler ortanca kardeşim Belgin'i bilmiyorlardır. Hani merak ediyorsanız eski videolarıma gidip Belgin'in videolarına bakabilirsiniz. Yani Belgin'le çekmiş olduğumuz videolara bir bakıp Belgin'i tanıyabilirsiniz. İnşallah bundan sonra da hani sık olmasa da ara ara Belgin de bizlerle olacak. Allah'ın izniyle. Onun bugün doğum günü. Şimdi ben bugün doğum günü hediyesini alacağım ama doğum günü kutlamasını 2-3 gün sonra yapacağız. Canlarım benim. Bir de Belgin hakkında bir haber vereceğim sizlere. O da birazdan. İnşallah. Dur bakalım Belgin'le bir görüşeyim de konuşayım. Ona bir sorayım, danışayım. Peki derse sizlere bir haber vereceğim Belgin'le ilgili. Şimdi hemen ne yapalım? Mutfağa gidelim. Şu yemek işini halledeyim, sonra hazırlanayım. Doğru AVM'ye. Belgin izin verdi. Az önce telefonla konuştuk. Söyleyeyim mi dedim. Söyle abla dedi. İzin verdi. Şimdi bana diyebilirsiniz. O senin kardeşin. Hani neden izin istiyorsun diyebilirsiniz. Olmaz benimkiler. Yani izinsiz bir şey söylemek ya da işte bir şey çekmek olmaz. Beni biliyorsunuz. Ben kimseden habersiz ne video çekerim ne de o kişi hakkında konuşurum videolarda. Yani bu oğlum da olabilir, kardeşim de olabilir, fark etmez. Eşim de olabilir. Akrabalarım, konu komşu da olabilir. Ben izinsiz bir şey yapmıyorum. Kısa kes kadın söyle artık. Söylüyorum. Belgin hamile. Evet benimkiler. İnanılmaz mutluyum. Üçüncü çocuğuna hamile. İki tane evladı var. Biri kız, biri oğlan. Şimdi üçüncü kere anne olacak. Allah'ım yarabbim ya. Şimdi nasıl sabredeceğim ben bilmiyorum. Dört tane yeğenim var. Allah bağışlasın bizlere. Amin inşallah. Hepimizin çocuğunu Rabbim bizlere bağışlasın inşallah. Yani dört tane yeğenim var. Onlar doğana kadar böyle var ya içim içime sığmadı. En merak ettiğim şey nedir biliyor musun? Böyle bir hamile haberi, bir bebek haberi aldığımda ilk böyle şey aklıma gelen merak ettiğim hani kız mı olacak, erkek mi olacak değil. Yüzü nasıl bir şey olacak? Kime benzeyecek? Hep onu merak ederim. Dört yeğenimde de bu şeyi, merakı yaşadım. İnşallah Rabbim bu beşinciyi de yaşatsın bana. Bakalım bir aylık hamile 8 ay. Bekleyeceğiz sabırla. Allah izin verirse Haziran bebeği olacak. Haziran'da da yavrumuzu kucağımıza alacağız. Allah'ın izniyle inşallah. Böyle yüreceğim pır pır. Duyduğum günden beri eve sığamıyorum. Yani inanılmaz güzel bir mutluluk benimkiler. Beşinci kez teyze olacak bu kadın. Bakalım. Belki ne dedim ki? Hamile olduğunda dedim. Yani hamile olduğunu öğrendiğinde hani o anda ne hissettin? Mesela cinsiyet şeyinde öyle bir şey var. Mesela
hamile olduğunuzu duyduğunuzda o anda içinizden ne geçiyorsa, kız mı erkek mi, ilk içinizden geçen oluyormuş. Mesela bende öyle oldu. Kaç kişiye sorsam onlar da doğruladı. Aynen dedi. Yani o anda kız geçti içimden. Kız oldu. İşte erkek geçti. Erkek oldu. Hatta da ben bunu yaşadım. Hamile olduğumu öğrendim. Erkek olacak dedim. Hakikaten erkek oldu. Yani tabii Allah bilir ama hani bir içgüdüsel bu birçok kadında oluyor. Belki de dedim ne geçti içinden? Vallahi abla dedi kız geçti. İnan dedim bir şey söyleyeyim mi? Sen söyler söylemez benim de içimden kız geçti. Neyse sağlıklısı olsun. Kızı erkeği hiç fark etmez. Canlarım benim sağlıklısı olsun. Evet. Bekle bakalım Haziran'ı. Ya Rabbi. Bu arada kardeşim 39 yaşında. Bugün 39 yaşına girdi. Yaşını da söyleyeyim sizlere ve de biliyorum sizler bana diyorsunuz. Hatta yazdınız ya da şu anda yazıyorsunuz. Kadın, bir sen doğuramadın. Evet doğuramadım benimkiler. Her zaman diyorsunuz bana. Ne zaman böyle bir bebek konusu geçse, bir hamilelik konusu geçse, darısı senin başına. Darısı senin başına. Böyle güzel haberler senden de bekleriz diye yazıyorsunuz. Yok bacım yok. Artık bu saatten sonra benden yok. Yani tabii ki çocuğun çocuk yapmak için yaş şey değil. Yaş önemli aslında da Allah'ın izniyle yani 40 yaşında da anne olursunuz, 50 yaşında da anne olursunuz. Var örnekleri televizyonlara çıkıyor. Sizler de bunu yazıyorsunuz. İşte benim akrabam şu yaşta doğum yaptı, anne oldu vesaire diye. Hani yaşla çok fazla alakası yok. Yaşla hani sağlık açısından alakası var. Mesela hani 20 yaşında doğum yapmakla işte 40 yaşından sonra doğum yapmak hani bedenen farklı oluyor. Yani 20 yaşında daha böyle dinç zinde oluyorsunuz vesaire vesaire. Tabii belirli bir yaştan sonra tabii riskleri oluyor mu? Oluyor. Riskleri de oluyor. Hem anne için de oluyor hem çocuk için de oluyor vesaire vesaire. Bunlar şey Allah izin verirse, Allah istedikten sonra her şey olur. Hani o yaşa başa bakmaz. Neyse. Anladınız benim demek istediğimi. Artık ben de öyle şey haber olmaz. Yani ben hamileyim. Bebek bekliyorum diye bir haber gelmez diye düşünüyorum. Ecrinimden de haber vereyim sizlere. Gerçi haberlik bir şey yok. Kardeşimle konuştuk. İkinci bir doktora götürmeyi düşünüyordu kardeşim. Ondan vazgeçti. Hemen şeye başlayacaklar işte. Fizyoterapiye başlayacaklar. Hastaneye gidecekler. Orada işte hangi günler olacak, kaç saat olacak. Bir de orada muayene olacakmış Ecrin. O hastanenin doktoruna. Muayenesini olduktan sonra günü belirlenecek. İşte saati vesaire o belirlenecek. Ondan sonra gidişatı hepimiz göreceğiz. Tekrar sizlere teşekkür ederim. Allah razı olsun. Yine çok güzel dualar ettiniz. Zaten ben sizlere söylemiştim. En son ecrini söylediğimde videoyu sonlandırırken bir teşekkür etmiştim sizlere ama tekrar çok ama çok teşekkür ederim. Evet şimdi ben hemen yemeğimi ocağa koyayım. Saat şu anda 12'ye çeyrek var. Yemeğim pişti. Hazır. Rahat rahat AVM'e dolanabiliriz. Mesaj geldi. Dur bakalım. Watsons. Geliyorum Watsons. Bekle beni. Geliyorum ama sana uğramayacağım. Bazı arkadaşlar şey diyor bana. Araba kullanırken sohbet etsene. Yapamıyorum ki. İnanın yapamıyorum. Yani sohbet edemiyorum. Yani sohbet etsem bu sefer araba kullanmayı şey yapıyorum.
çok riskli oluyor. Yani bir an böyle ilgim alakam dağılıyor. Birçok kere şey yaptım yani, böyle denemesini yaptım, olmadı. Hakikaten çok tehlikeli yani, şakası yok. Trafikteyiz, Allah korusun. Bir türlü şey yapamıyorum ya. Biliyorsunuz ben sohbet ederken, temizlik yaparken bile elimdeki temizliği işi bırakıyorum. Çen 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 sizlerle birlikte sohbet ediyorum. Hele ki araba kullanırken. Yok, Fatih de zaten sıkı sıkı tembih ediyor. Araba kullanacağın zaman seninkilerle çok fazla şey yapma diye. Eras AVM'ye geldim canlarım. Özdile'ye gitmekten vazgeçtim. Arabayı da şuraya park ettim. Önce açık otoparka baktım, boş yer yoktu. Buranın kapalı otoparkı da var ama ben kapalı otoparka girmekten korkuyorum benimkiler ya. Yani inanın bilmiyorum. Neden şey oluyor ama cesaret edemiyorum niyeyse. Ben de şuraya park ediverdim hemen. Eresta AVM'yi sizlere başta şöyle bir göstereyim, ondan sonra gezmeye başlarız. 3 katlı bir AVM. Ve şu anda da gayet sessiz ve sakin. İnsan kalabalığı yok. Alt kısımda da e-bebek var, görüyor musunuz? Oraya da gireceğim. En son önce kardeşimin bir hediyesini alayım. Orayı da dolaşacağım. Evet. Neyden başlayalım ilk başta? LCV2'den başlayalım. Şu anda LCV2'nin home bölümündeyim. Sizlerle ne güzel, insan kalabalığı yokken, burası kalabalık değilken hem çekim yapayım hem de sohbet edeyim dedim ama müzik çalıyor benimkiler be. Yani neyse, artık bundan sonrasını kendi ekleyeceğim, müzikle devam ederiz. Devam edemedik. Ayağımı mı sürttüm nedir anlamadım. Tam böyle ürünleri çekeceğim. Birden kalabalıklaştı durduğum yer. Yani o home bölümü zaten çok dikkat çekiyor. Mesela ben de LCV2'ye girdiğim zaman eğer home bölümü varsa direkt home bölümüne gidiyorum. Ne var ne yok diye. Tam çekim yapacağım. Kalabalık oldu. Neyse, şeye gideceğim şimdi. Aslında şuradan gitsem daha mantıklı. Niye yolu uzatıyorsam. İngiliz şom var şurada, oraya gideceğim. Sen hadi bak da madem, haber bekliyorum. Bir de İngiliz şomu gezeyim bakayım. Şimdi dıştan bakıyorum. İçeride kimse görünmüyor. Kalabalık değil. Ben girerim 5 dakika sonra. Kalabalık olur. Orada da çekim yapamam. Hayırlısı. English Home'dan çıktım şimdi. İzin vermediler bana çekim yapmama benimkiler ya. Benim şansıma mıdır nedir? Hiç kimse yoktu biliyor musunuz? Bir tek ben vardım müşteri olarak. İki tane de hanımefendi vardı işte oranın çalışanı. Dedim böyle böyle YouTube'da videolar çekiyorum dedim. İzin verirseniz çekim yapabilir miyim dedim. Olmaz hanımefendi dediler. Niye diyemedim tabii. Olmaz diyorlarsa olmaz. İnanın şansıma. Yani çok nadirdir böyle izin isteyip de çekim yaptım bu tip yerlerde. Bozuldum biraz kız. Ben de bir şey almadan çıktım. Almayacağım oradan. Bundan sonra İngiliz ondan bir şey almayacağım dermişim. Yok ya, bazı iş yerleri izin vermiyor ciddi anlamda. Neyse ben şeye gideyim bari. Ebebeğe gideyim. Orada birazcık bakınayım. Bir de elimde kamera olunca herkesin dikkatini çekiyor. Bana bakıyorlar. Ben utanıyorum. Kimi insanlar beni televizyoncu falan zannediyor. Halbuki yok öyle bir şey. Allah'ım, hemen nasıl şey olmuşum anlamadım yani. Nasıl yapmışım bu işi 8 yıldır? Evde neden çekim yaptığımı anladınız mı şimdi? Evde rahat. Kimse bana bakmıyor sizden başka.
Gözüm geldiğimden beri e-bebekte. Şurayı bir dolanayım de. Ondan sonra kardeşimin hediyesini alır giderim. Şunlara bakar mısınız benimkiler? İnanılmaz güzel. Deminden beri burada dolaşıyorum. Çok güzel şeyler var, çok şirin şeyler var. Tulumlar, cicili bicili, montlar, hele montlar. Rengarenk. Şunları da çok beğendim. Bu da erkek için. Gerçi kızlar da giyiyor artık. Kamuflaj desen. Şu. Şurada da yeni doğanlar için zıbınlar falan var. AVM'de işim bitti. Saat şu anda 1:30. Alacaklarımı aldım artık doğru evimize. Gelir gelmez hemen üstümü değiştirdim. İki de soluklandım. Şimdi de sizlere aldıklarımı göstereceğim. Yalnız kardeşime aldığım hediyeyi göstermeyeceğim benimkiler. Adı üzerinde hediye, sürprizi kaçmasın. O da benim videolarımı izliyor. Şimdi görürse dediğim gibi sürprizi kaçar. Ama bunu göstereceğim. Bak. Bebişime ne aldım? Teyzesi ne aldı ona? Zıbın takımı. Şunun tatlılığına bakar mısınız? Ama ne kadar güzel bir duygu. Bebek alışverişi yapmak. O e-bebekte bayağı bir dolandım ben. Kıyafetlere falan baktım. Hele o kız çocuklarının kıyafetleri. Ya Rabbim, mini mini elbiseler. Fırfırlı mırfırlı. Payetli mayetli. Neler var neler. İçim gitti böyle. Bundan sonra bol bol e-bebeğe giderim ben. Bebişime bir sürü kıyafetler alırım. Dur göstereyim sizlere, yakından göstereyim. Bunun fiyatı 60 lira. Hemen söyleyeyim. %100 organik koton diyor. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Nasıl güzel. Nasıl mini mini. Bunu giyecek. Sonra Ebru teyzesi onu kucağına alacak. Bir yiyecek, bir yiyecek. Allah'ın izniyle. Evet. Pek güzel ya. Dediğim gibi inşallah Allah izin verirse bol bol kıyafetler alırım böyle. Bebek kıyafetleri. Oyuncak moyuncak almayacağım. Neden almayacağım? Oyuncaklarını Sibel ablası yapacak. Örgüden böyle çıngıraklar, ayıcıklar, bebekler, kediler, köpekler, tavşanlar böyle donatacağım inşallah. Sibel ablası örecek. Mesajımı aldın Sibel. Yeni bebişimize bol bol oyuncaklar. Şimdi LCY2'den Hattan'a bir şeyler aldım. Eşofman altları. Şöyle ilkini göstereyim. Bunun fiyatı 70 lira hayatım. Şu şekilde. Fiyatlar da ne kadar pahalanmış. Bak geçen televizyonda erkek kıyafetlerine özellikle inanılmaz şey gelmiş. Bu ekonomi haberlerinde çıktı. En çok böyle zammı erkek kıyafetleri. Bir de yanlış hatırlamıyorsam kadın montlarında diye böyle bir sıralama yapmışlar. İlk başta erkek kıyafetleri geliyor. Hakikaten LCY2'de şu 70 lira. Yani yok. Mesela bak bu 80 liraymış. Bu da 70 lira. Şu şekilde bir eşofman altı. Sonra bu ne kadarmış? Bu da 55 lira. Zaten 50 liranın altı bir şey yok. Yani indirimde kırmızı etikette görürseniz. Yani kadın kıyafetlerinde gene bayağı bir şey vardı. Oraları da dolandım. Böyle kırmızı etiketli olsun işte ya da indirimsiz olsun. Fiyatlarda bir makullük vardı kadın kıyafetlerinde. Ama erkekler acayip şey.
Yani dediğim gibi televizyonda da çıktı zaten. Söylediler. Bu ne kadarmış? Bu da demiştim zaten 55 lira. Şöyle evin içinde giymesi için. Bunlar dışarıda da giyiyor bak. Şu var ya, şekilli mekilli olunca arkadaşlarıyla buluşmaya giderken bunları dışarıda da giyer. Bir de şunu aldım. Bak bunu görünce pek mutlu olacak. Hatta böyle polar şeylere bayılıyor kıyafette. Yumuşacık yumuşacık anne diyor. Çok hoşuma gidiyor diyor. Bunun da fiyatı 50 lira. Bunu da yatarken giyer. Sonra bak bir indirimde bunu gördüm. Bu da 30 lira. Hemen kapı verdim. Zaten bir tane kalmış. Medium. Hatta'nın bedeni de medium. Canlarım benim. Şunu aldım. Yine bunu da yatarken giyer inşallah. Evet. Aslında bir de Fatih'in şey yapması lazım da. Eşofman altı falan olsun. Hani sivit falan olsun. Geçenlerde o da diyordu. Benim de bakmam lazım falan diyordu. Alacaktım. Şimdi Fatih'in bedeninde bazen şey oluyor. Bazen medium oluyor olmuyor. Large oluyor olmuyor. İki beden arasında böyle kalıplardan kaynaklanıyor herhalde. Mesela medium giyiyor. Çok dar geliyor. Başka bir medium giyiyor. O şey geliyor falan vesaire, anladınız. İnşallah bir gün Fatih'le de ayrıyetten bir ona alışverişe gideriz. Şimdi Erest AVM'de bir de Migros var. Migros'u da şöyle bir dolanayım dedim. Dolandım, ne gördüm? Bunu gördüm bak. Keramika'nın leoparlı fincan takımı. İkili. Bayıldım buna. Bunun fiyatı 30 liraydı. Bir kahve sever olarak hakikaten çok hoşuma gitti. Çok şık duruyor. Kibar. Bir de çıksaydı. Bunu çıkardım. Şöyle. Bir de bunun zebra deseni vardı. Yani fincanı siyah, şu tabağı zebra desenli. Bu benim çok hoşuma gitti. İnşallah Fatih bugün erken gelirse, ama pek zannetmiyorum. Alanya'ya gitti kendisi. Geç gelebilirim dedi giderken sabah. Yine ben onunla bir telefonlaşırım. Bakalım erken mi gelecek, geç mi gelecek. Erken gelse bir kahve sohbeti yaparız. Yani yeni fincanlarla. Onu da şöyle koydum. Ve de son şeyler. Migros'tan şunları da alayım dedim. Kenton markasının pasta süsü. Şöyle minik minik. Bunlar iyi oluyor bazen. Böyle kekmek, pasta falan yaptığımda üzerine döküveriyorum. Çok şirin oluyorlar. Bir tanesi beyaz. Diğeri şöyle mor. Şunun rengine bayıldım kız. Çok güzel. Şöyle canlı bir renk. Evet. Tamam mıdır? Tamamdır. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Aklımda ne var? Temizlik. Mutfak dolaplarının kapaklarını bir sileyim diyorum. Yemeğimi yaptım. Şu anda işim gücüm de yok. Boştayım. Boşta olmayayım diyorum. Kapakları silivereyim. Kaç günlerden beri aklımda. Özellikle yani kapakların alt kısımları. Böyle şey olmuş, leke leke olmuş. Hemen 2 dakikada bir şöyle sili sili verelim birlikte. Thank you.
Mis gibi mis, pırıl pırıl oldu dolap kapakları. İlk defa deniyorum biliyor musunuz? İlk defa bu Vizmate'in beyaz sabun kokulu yüzey temizleyicisiyle kapakları sildim. Çok da memnun kaldım, tavsiye ediyorum sizlere. Sprey şişesinin içine birazcık su, birazcık da bundan koyun. Sonuç harika. Sizler tavsiye etmiştiniz bana. Ne zaman tavsiye ettiniz biliyor musunuz? Hangi videomun altına yazmışlardı arkadaşlar? Birkaç arkadaş yazmıştı. Hani sirke ile karbonatı karıştırıp bir şey olmuştu ya, bir patlama çatlama olmuştu. O zaman kadın onlarla uğraşacağına Vizmate'in beyaz sabun yüzey temizleyicisiyle o kapakları sil, çok memnun kalacaksın diye yazmışlardı. Bak, gerçekten çok memnun kaldım. Yani eğer öyle dolap kapaklarınız çok fazla kirli değilse, çok fazla yağlı değilse, hani onu da denemek lazım. Şimdi peşin peşinde konuşmak istemiyorum. Yalnız şuralarda topak topak yağ lekeleri vardı. Onları da çıkardı. Hani belki ağır yağlı yüzeyleri de temizleyebilir, deneyeceğim ama. O şekilde de denerim. Ben bunu hep yüzey temizleyicisi olarak kullanıyordum. Gerçi arkasında bak yazıyor. Ne yazıyor? Fayans, mermer, taş, ahşap, parke, laminat, cam, ayna kullanabilirsiniz. Bacılar. Çok amaçlı. Yok yok, bundan sonra ben dolap kapaklarını bununla, ahşap yüzeyleri bununla, beyaz sabun kokusunu ben zaten çok seviyorum. Şu anda mutfak buram buram beyaz sabun kokuyor. İnanılmaz güzel. O arkadaşlara buradan çok teşekkür ediyorum. Dolabı açtım. Deterjan bakıyorum. Bu gözüme çarptı. Hemen aklıma geliverdi. Arkadaşların yazdığı. Dedim bir deneyeyim bakayım. Gerçekten çok güzel. Müthiş. Anında lekeleri mekeleri her şeyi aldı. Vizmate. Bir kere daha gönlümü kazandın. Yüzey temizleme de çok başarılı. Eğer beyaz sabunu seviyorsanız, kokusunu seviyorsanız mutlaka bunu alın. Gerçekten çok güzel yüzey temizliyordu. Şimdi de kapaklarımı temizledi. Evet. Şimdi bu kadın temizliğini yaptığına göre gitsin. Ben kapakları silerken bir ara Fatih'le konuştum. Kendisi aradı beni. Ben geç geleceğim yok dedi. İyi dedim ben de. Orada işleri uzamış. Şey yapasım var. İki tane patates haşlayıp bir de patates salatası yapayım diyorum bu dolmanın yanına. Bunun yanına pirinç pilavı, bulgur pilavı olmaz. Canlarım benim, zaten içinde pirinç var. Şöyle güzel bir patates salatası yaparım. Yumurtalı, soğanlı, pul biberli, maydanozlu. Yakışır buna. Bir de yoğurt. Tamamdır. Ne olsun? Allah'a şükürler olsun. Güzellerim benim, gideyim mi ben? Gideyim. İnşallah severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Her birinize her zamanki gibi kocaman kocaman öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.